Ben Mustafa Çerçi, emekli sanat tarihi ve estetik öğretmeni. 1939 doğumu olup köy kökenli bir gelişim var. Lise, ortaokul, öğrencilik yıllarımı Nazilli'de tamamladım. Fakülteye Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin sanat tarihi ve estetik bölümünü tamamladıktan sonra yurdun çeşitli liselerinde, eğitim enstitülerinde 29 yıl görev yaptım. Halen 36 yıllık emeklilik dönemi yaşıyorum. Bu emeklilik döneminde 11 ayrı kategoride görsel sanatların hemen hemen hepsinde eser vermeye çalışıyorum. Bu yaptığım çalışmaların içerisinde ilk buluşum olan gazete hamurundan elde edilmiş ve Selform adını verdiğim maddenin tanıtımı söz konusu. Bu maddeyi ilk defa özel kurayla 3. Ordu Karargahı'na gittiğimde orada briefing masalarının üstünde kabartma haritalarını yaparken alçının yükselti kısımlarında gazeteleri, ıslatılmış gazeteleri koymaya başladım. O gazetelerin zamanla bu ısı ve nem dolayısıyla erimiş olduğunu gördüm. Ve içindeki lifler yeni bir çalışma alanıma vesile oldu. Selform adını verdiğimiz maddenin esas ana maddesi gazete, tekstil kağıtları, atık olan bu maddenin değerli bir hale gelmesiyle işe başladık. Ve daha sonra bunun içerisindeki gördüğüm lifler sayesinde sanat eserlerinde kullanmayı düşünmüştüm. Şimdi onu ilk aşamasından son eser haline gelinceye kadar olan bölümünü beraber izleyelim. Suyun içerisine bırakılmış olan gazete mümkünse birkaç saat beklemesi gerekiyor. Bu mevsimde çok daha çabuk nem aldığında mikser yardımıyla onun hamur haline gelişini şu anda şey yapalım. Birlikte izleyelim. Şimdi uyarı olarak şunu da söylemek gerekiyor. Bu hale gelmiş olan maddeyle çalışırken uzun tırnaklı olmamak lazım. Tırnağınızın olmamasına özen gösterin. Biraz da bayan arkadaşlar bunun sıkıntısını söylediler. Tırnak aralarına girdiğinde ileride sakıncalı durum olabilir. Ben de bunu tekrar uyarmış olayım.
bu maddeyle şu anda istediğimiz bir çalışmayı rahatlıkla geçebiliriz. Gazete hamurunu hazırladık. Kil kıvamında oldu. İçindeki lifler bozulmadı. Sağlamlaştırıcı, bağlayıcı öge olarak bunları düşünelim. Şimdi bu maddenin herhangi bir panoya, bir sanat eserine dönüşmesi için önce bu bir MDF'nin üzerine sıvandı. Malat türünde bir şeyle sıvandı. Ve bunun üzerine bir konu belirliyoruz. Yavru köpeği okşayan bir bayan düşündük. Yalıtkan bir malzeme, oldukça hafif, bu tabloya yeni bir yük getirmeyecek olan bir malzeme. Bunu belli yerlerine, bu çizdiğimiz, yerleştirdiğimiz figürün bazı kısımlarını yükseltici öge olarak bunları yerleştirelim. Düzeltmek için bu teknikte kullandığım araçlar kendimin. Bunlar bir gözlüktü. Atılmakta olan bir gözlüğün sapları bana bu iş için gerekti. Daha sonra bazı ince hatları, çizgileri, kanalları göstermek için bu yeterli. Bu bir diş fırçası. Bunun benim için çok fevkalade bir özelliği var. Hemen hemen ilk başladığımda, 1970'lerde başladığımda kullandığım diş fırçasının atmaya kıyamadığım diş fırçasının sapı. Bir antik özelliği de var bunun. Yine olukları açmak için bir izolasyonu yapılmış bir bakır tel. Bir çatal da olabilir. Hem bu yüzeyini hem bu yüzeyini kullanabilir durumda. Bu da daha çok yağlı boya tekniğinde kullandığım spatul ya da küçük mala diyebileceğimiz bir malzeme. Önce bununla iyice biraz bastırarak kağıt hamurunun özelliği olan bu lifler vardı. Elle çalışırken tüyümsü şeyler yukarıda kalacak. Bunları sıvamış oluyoruz. Yani bu kenetlemeyi sağlamış oluyor. Bir bakır dövme havası olması için iki elin, iki parmağın kullanma şekline çok önem veriyorum. We'll be right back.
Burada düz yüzeyli bir pano değil de oval yüzeyli bir zemin üzerinde bu maddenin uygulanışını göreceğiz beraber. Burada vazo olarak gördüğümüz objenin üzerinde 3 bölüm ayırdık. Bu en üstteki bölüm ve en alttaki bölüm ortaya yerleştireceğimiz konunun çerçevesi durumunda olacak. Daha etkili görünmesi için bu 3 bölümü ayırmış bulunuyoruz. Şimdi kafamızda belirlenmiş olan konuyu buraya yerleştireceğiz. Seramik üzerine yaptığımız konu yerleştirildi. Konunun dışında kalan yüzeyler de kurumaya başladı yavaş yavaş. O CMC dediğimiz maddeyle, fırça yardımıyla bunu iyice boya yapar gibi sürüyoruz. Dikenimsi tüyler hem yatışmış oluyor hem de madde alttaki malzemeye yapışması sağlanıyor. Gazeteden elde edilmiş kağıt hamuru ile yaptığımız eserin kurumuş halini görüyoruz. Bu aşamaya gelinceye kadar gazeteyi, kuru gazeteyi ıslattık. Islattıktan sonra da mikserden geçirdik ve içerisine selüloz dediğimiz CMC maddesini ve az miktarda da tutkal koyduktan sonra elde ettiğimiz hamurla bu aşamaya geldi ve kurumaya bıraktık. Şu anda kurumuş durumda panonun üzerindeki çok basit olarak yaptığımız bir obje, bir konu. Şimdi boyama aşamalarını tek tek hangi aşamalardan geçtiğini burada görsel olarak bunu tanıtmaya çalışacağız. Astar boya dediğimiz kapatıcı bazı gözenekleri, olumsuz gözenekleri kapatmak için yaptığımız bir guvaş niteliğinde bir boya kullanıyoruz. Ben zaman içerisinde daha önce yaptığım seramik çalışmalarındaki çamuru çok önem verdim. Bu çamurdan elde edilmiş olan ve içerisine biraz tutkal konmak suretiyle boya kıvamını getirdim. Maddeyle, boyayla bunu tümüyle boyayacağız ve kurumaya bırakacağız. Şimdi o aşamayı burada dikkatle izleyelim.
Selform maddesiyle yaptıktan sonra kuruyan zeminde bazı kılcal çatlaklar olabiliyor. Bu kılcal çatlakları kapatmak ve bazen de olumsuz yükseltileri de boyamak suretiyle bu elde ettiğimiz, yani seramikte kullanılan çamurla hazırlanmış olan boyayı tümüyle boyadık. Şimdi başka boyayla neden yapmadık bu işlemi? Bu boya elde edilmiş olan, çamurdan elde edilmiş olan boya, birincisi oldukça ucuz, yani masrafsız. İkincisi, bu ileride, yani ne kadar zaman geçerse geçsin, bu çamurdan elde edilmiş, seramik çamurundan elde edilmiş çamurun rengi değişmeyecektir. Zaten öyle olsaydı dağdaki, taştaki, kırlardaki bütün toprağın zaman içerisinde boyanın şekillendiğini görecektik. Ve bazen de bu seramik çamurundan elde edilmiş boya yerine bakır sülfat gibi, demir oksit gibi okside maddelerle de elde edilebiliyor. Ama biz burada çamurdan elde edilmiş boyayı tercih ettik. Bunu tümüyle boyadıktan sonra hafifçe kurumasını bekleyeceğiz. Diğer esas renklendirme ve şekillendirme işlemlerini daha sonra göreceğiz. Bir önceki eserden farklı bir yüzey, oval bir yüzeyde aynı maddeyle yine bir başka konu işledik. Bu da oldukça basit. Yine kılcal çatlakları, pürüzleri gidermek için bu astar boyası dediğimiz, kilden elde ettiğimiz boya ile bunları kapatmaya çalışacağız. Bu bölümü aynı renkte yapmaya çalışacağız. Şimdi burada konu şöyleydi. Bu vazonun bir kulpu vardı. Oval bir yüzey. 3 bölümde ele aldık. 1. bölüm, 2. bölüm ve 3. bölüm. Bunlar asıl konu olan tarlada, bahçede çalışan kadınlar. Çalışmayı çok seviyorum. Bu yaşta kendim de çalıştığıma göre bunları da çalışır pozisyonda düşündük. Bunun belirttiğimiz kısımları boyamaya başlıyoruz. Bu işlenmiş olan vazoda 3 bölüm olarak ele almıştık. En altta diyeceğiz, bu ters çevrildiğinde alt oluyor. Alt bölüm, orta bölüm ve üst bölüm olmak üzereydi. Şimdi ortadaki kuşak bölümündeki bir anlatımı olan, yani esas figürlerin bulunduğu bölümü boyayacağız. Bu gördüğünüz boya da yine beyaz kilden, gri bir kilden elde edilmiş boya oluyor. Bu boyayla bu kuşak kısmının tümünü boyayacağız.
alttaki seramik çamurundan elde edilmiş bir alt boyaydı. Yani astar boyası diyebileceğimiz bir boyaydı. Bunun üzerine esas plastik boya ama çok daha kaliteli ve uzun ömürlü olan bir boya var. Bu esas rengine yakın bir zemin boyası olarak yine düşünebiliriz bunu. Bununla iyice gözenekleri de kaybederek tümünü boyuyoruz. Üçüncü olarak rötuşlama ya da gölgelendirme dediğimiz üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamanın buradaki rölyefteki özelliği şu, daha da derinlik kazanacak. Figür ise öne doğru çıkmış olacak. Yani aslında rölyef ışık gölge tezatlıkları ile algılanır, görünür. Biz bunu daha etkili hale getirebilmek için farklı bir renkle onu biraz daha somut hale getireceğiz. Yani heykeli yakın bir özellik kazanacak. Onu yapıyoruz. Teknikteki bir çalışmayı çok daha etkili hale getirebilmek için, yani üçüncü boyut kavramını yerleştirebilmek için bu zemindeki ve figürün üstündeki renkten biraz daha açık olan bir başka şeylerle atlatma türünde diyebileceğimiz bir tarzda bunu devam edeceğiz.
sellozik verniği kullanıyoruz. Bu koruyucu oluyor. Dış etkileri karşı, kirlenmeleri karşı koruyor. Hatta bunun üzerine herhangi bir boya maddesi ya da olumsuz bir çamur falan geldiğinde silinerek temizlenebilir. Bu bakımdan koruyucu verniği mutlaka kullanıyoruz. Kağıt hamuruyla, bu kağıt hamurunun sanat maddelerine dönüşmesi için uzun bir zaman geçti aradan. Bu süreç içerisinde bu maddeye çok daha yakından tanıma imkanı oldu. Ancak bu maddenin tanıtımı sırasında bazı ilgi duyan kişiler içerisine tahta talaşı, un gibi değişik maddeler koyarak çoğaltma yoluna gittiler. Yaptıkları bu işle bunun zaman zaman dejenere olduğunu gördüm ve üzüldüm. Oysa benim sanat maddesi olarak bunun üzerinde çok durmamın nedeni, küçüklüğümde gördüğüm inşaat malzemesi olarak sıvanın içerisine saman konulduğunu biliyorum. Bu kağıt hamuru mikserde eritildikten sonra, bu hale geldikten sonra lifleri gördüm içerisindeki. Lifler bağlayıcı bir öge olarak işlem görüyor içerisinde. Kesinlikle bu zamana kadar, yani 52 yıldır bu madde üzerinde çalışmalarımın hiçbir tanesinde çatlama, bozulma, deforma gibi bir olumsuz özellik görülmedi. Bu maddeyle çalışma yapacak kişilere tek önerim şu olacak. Bu gazeteden elde edilmiş olan bu şekildeki mikserden geçtikten sonra elde edilen maddenin bozulmaması için başka bir yardımcı katkı girmemesi. Tekrar etmek gerekirse bunun içerisinde sadece tutkal ve CMC denilen maddeden konularak seramik hamuru kıvamında yapılan madde durumla rahatlıkla heykel ve diğer seramik gibi eserler yapılabileceğine inanıyorum. Zaten bu maddenin adını da ben koydum. Şöyle ki, plastik madde olarak, plastik sanatlarla ilgili bir madde olarak bir isimlendirme olabilirdi. Genel olarak bilinen bu şeyin plastikle karıştırılmaması için, adın karıştırılmaması için ben elle şekil verilebilen bir madde olarak düşündüm. Sellozik form maddesi, biçimlendirme maddesi anlamına gelecek bir isim daha uygun geldi. Ve bugüne kadar yaptığım eserlerin tekniği de sel form tekniğidir. Buradan geliyor. Burada iki obje var. Bu maddenin uygulanışı iki ayrı cisim üzerine tatbik edildi. Birincisi pano biçiminde etrafı çevrelenmiş bir MDF'nin üzerine bunu düşündük. Basit bir konuydu. Herkesin anlayabileceği basit bir konu.
Bunun aşamaları şöyleydi. Bu maddenin içerisine tutkal, CMC gibi maddeler girdikten sonra elle şekil verilebilen bu kompozisyon ortaya çıktı. Bundan sonra kurumaya bırakıldı. Kurumadan sonra altında gözenekleri, olumsuz gözenekleri kapatmak için yine seramik hamurundan, çamurundan elde edilmiş olan koyuca bir kıvamdayken bu sürüldü. Kapatma olayından sonra istenilen boya renk olarak her zaman bulunabilen, piyasada bulunan plastik boyayla, onların renkleriyle boyandı. Daha sonra gördüğünüz gibi bunu daha üç boyutlu hale getirebilmek için bazı aşamalı işlemler yapıldı. En sonunda korumak için, daha uzun ömürlü olması için önce sellozik, ondan sonra arkasından bir miktar sentetik vernikle koruyucu işlemler de tamamlandı. Diğer tarafta yüzey biraz daha farklı bundan. Birinci yüzeyden daha zor ama yine basit bir konu yerleştirdik. Üst tarafında ayrı renkli, alt tarafında da ayrı renkli. Ortasındaki konunun, kompozisyonun daha belirgin hale gelmesi için adeta bu kompozisyonun burada olduğu gibi çerçeve olarak düşündük. Bu da bu şekilde işlenmiş oldu. Yani şu özelliği var. Düşündüğünüz ister sabit olsun, ister taşınabilir durumda olsun, her maddenin üzerine rahatlıkla işlenebilen bir madde olduğunu inanıyorum. Bu gördüğünüz pano, bu maddenin ilk uygulandığı sırada yaptığım, yani 52 yıl evvel yaptığım, 1970 yıllarında yaptığım bir eser. Buradaki çalışma konusu Sivas'taki Divre Ulu Cami'nin taç kapısını, ana kapısından çok etkilenmiştim. O yıllarda onun anımsadığım kadarıyla bütün ögeleriyle, yani tam kopya sayılmaz, öyle bir çalışma, heyecan verici bir çalışmaydı. Yani bu ilk eserim oluyor ve buradaki başarı daha sonraki yaptığım eserler için bugünkü eserlerin hem anası hem babası diyebileceğimiz en eski eser. 1972'de yaptım, Elazığ Atatürk Lisesi'ndeyken. O tarihten bu tarihe kadar bütün okulları, tayin olduğum okulları bunu da beraberimde taşıdım. En son kendi atölyemin baş tacı olarak, bir anı olarak bunu saklıyorum. Burada çiselenti yağmur almasına rağmen bozulmadı. Yani bozulmamasının en büyük nedeni üstündeki koruyucu vernikten kaynaklanıyor. Bu eser sadece ateşten ve nemden korunur. Zamandan korunamayacağını, yani 52 yıl geçtikten sonra bu hale taşıyorsa bu açık ortamda dayanıklı, uzun ömürlü bir madde olduğunu kendimine inanıyorum.